Seri iş aldık. Hayırlı olsun. Konfeksiyona çalışıyoruz artık Sevim'le. Oh, paraya bak. Kolay gelsin. İyi günler. Nasılsın Cafer amca? Sağ ol Hasan'ım. Sen nasılsın? Ablan nasıl oldu? Fena değil. Dinleniyor. Oh maşallah. Haber var mı ÖSS'den? Yok ama Cemil amca, ikimiz de iyiyiz. Puanları elinize almadan kesin konuşmayın. Bu sene her türlü sürpriz olabilir. Ya bunu da bilmediği yok. Adam moral bozmak için yaratılmış. Sürpriz yok Cemil amca, biz yaptık hesabımızı. Ha, süpürüyor musun? Aferin, ben de onu söyleyecektim. Ne diyor yine o baykuş? Hiç canım, başladı yine bozgunculuğa. Hah, bu da çıktı. Günaydın Sabri Bey amca. Günaydın evladım, okula mı? Okula. Allah zihin açıklığı versin. Kızım sen de hiç gelmiyorsun artık derslerime, unuttun. Al kemanını gel ara sıra. Vakit yok ki amca, okuldan çıkıyoruz kursa. Moral olur evladım ara sıra. Ne demişler? Müzik ruhun gıdası. Sabri Bey! Vasfi ne oldu Vasfi? Anam! Ne vasfisi efendim? Varmış ya Ayla Hanım'ın bir askıntısı zamanında. Gebersin! Ne münasebet açıyorsunuz şimdi bunlar efendim? Sokağa karşı çocukların yanında. Allah Allah! Amcacığım biz de duyduk. Günaydın. Oh maşallah. Buyurun. Tertip, sen karışma tertip. Çocuklar merhaba. Asıcığım öpüyorum seni. Nasılsın? Öpücük atıyorsan hadi iyisin. Çapkın. Hoşça kal Halis, hadi görüşürüz. Tüz. Bize de bu akşam sevgilim gelecek yemeğe. Sen başladın mı yine sapık sapık konuşmalara? Gir içeri bakayım. Bırak şu pencere sefasını Cemil'cim. Bak sana güvendik, işi aldık. Nasıl bitireceğiz? Bitiririz Selim, telaşlanma. Pencere sefamı da yaparım. Dikişimi de dikerim. Benim adım Cemil. Cemil, Cemil. Hadi başla. Oy. Saatte iki pantolon bitiririm ben senin. Yaparım dedin mi yaparsın. O kadar, o kadar. Bak içmeyeceğim dedim. O günden beri bir damla koydum ağzıma. Aferin. İrade bu, irade. İrade bu işte canım. Türkan Hanım da şaşırsın. Şaşırsın. Kaç kere söyledim o kızla. Kendi irademle rahat bırak beni diye. Hah, senin bak ne diyorum biliyor musun? Ne canım? Böylesini işleri devamlı alırsak, sen baş dersi, ben kalfa, iki de kız tutarız, atölye gibi. Ah inşallah, işin gerisi gelirse neden olmasın? Gelir Sevim, biz de patronluk yapalım biraz. Sedat Bey, kalkar mısınız Sedat Bey? Of Serpil, rahat bırak beni, uyuyayım, çok geç yattım Serpil. Kalk konuşacağız, soracaklarım var sana beyefendi. Kız gitti mi? Gitti, ben de gidiyorum. Kalk, kalk hadi. Of, eziyet ediyorsun bana Serpil, ne sorusu? Neredeydin dün gece? Nerede olacağız yavrucuğum, mal yükledik bilmiyormuş gibi sen de, bırak beni. Mal yüklediniz, sahtekar. Kalk! Sen çöp çatanlığa mı başladın artık? Ne? Çöp çatanlık mı? Ben? Evet, sen. Yavuz abine kadın buluyorsun. Serpil, çarpılırsın, günahımı alma benim. Sen çarpıl inşallah. Ahlaksız, utanmaz. Herkes görmüş. Neyi görmüş? Konuşma benimle bir boş boş Serpil. Sen benimle boş konuşma, utanmaz, rezil. Kim o aşağıdaki kadın? Ha kim? Aşağıdaki mi? Evet efendim. Yavuz'un yanındaki. Birlikte gelmişsiniz sabaha karşı. Allah Allah. Serpil yavrucuğum, hayal mi görüyorsun sen? Kim uyduruyor bunları böyle tak? Kalk, taktuk yok, rezil. Ne iş ya? Oo, eziyet bu kardeşim. İşkence vallahi. Anneciğim Dileğe aman yemeklerden yap sever. Kalpler rol aldın. Şöyle sıcak sıcak. Evet yavrum. Und noch Rapunzel Salat. Üstüne Strudel. Oder Schokoladenmus. O anne nasıl biliyorsun kocanın gönlüne giden yolu? Al, güzel konuş Dumkov. Dumkov yok Davut. Söyletmesin o da. Alman yemeği de değilmiş.
Yap şöyle güzel bir pastırmalı kuru fasulye, yanına da bir pilav. Hiç anlamıyorsun bu işlerden baba, köylü gibi yanına da kır bir soğan. Al, konuşma. Kurban ol sen o kuru soğana. Yanına da yarım kiloda tahin helvası alırız. Olmaz öyle Davut, misafir geliyor. Bırak bana lütfen. Benim sevgilim öyle kuru soğan falan yemez baba. Midesi bozulur. Sevgili lafı yok. Pataklarıma terbiyeli ol. Patak yok Davut. Arkadaşım demek istedi. Bu çocuğu da kendin gibi almalılaştırdın hanım. Yazık. Davut, söyleme böyle. Çok gücüme gidiyor. Alman, Alman. Hadi anneciğim üzülme. Yap yemeklerini güzel güzel. Güle güle. Abi uslu dur. Çüz. Çüz diyor ite bak. Ağız mı aldık dururken? Ağzından kaçtı Davut. Olmaz. Memleketimizdeyiz. Kaçırmasın. Burada çüz yok. Baskı yapma bize böyle Davut. Anladık. Memleketimizdeyiz. Ne yapsın baba? Zorla değiştiremezsin. Bu kadını Alman... Al. Alman yok bu evde. O Türk ve Müslüman. Yırtarım ağzını. Banu'yu çocuk felci aşısına götüreceğiz Cafer. Türkan Hanım sıkı sıkı tembih etti. Aşılı aşılı yaptırdık. Bilmeden konuşma. Koskoca doktor yaptıracaksın diyor sana. Yaptırırız canım. Bağırma. Ha, Yusuf baba da çok bozuk gül. Ne varmış? Pişman olmuş ağasımı ortak ettiğine bakkala. Aman o da. Dün bir bugün iki. Ne yapmış ki çocuk? Kaytarıyormuş kerata gül. Babana da söyleyemiyor. Eyvah. Babacığım Halil pazarlama, Halil pazarlama. Sen de mi karıştın dedikoduya? Bazen insan gibi valla. Aa, Sultan Hanım daire arıyormuş. Arar. Zengin kocası var. Buradan istiyormuş ama. Buradan mı? Bu apartmandan mı? Ha, bir yer boşalırsa aklında olsun demiş emlakçıya. Allah boyunu devirsin. İntikam alacak bizden haspa. He, kapıcı muamelesi. Cafer Bey koş bana bakkaldan. Kapıcı babacığım, kapıcı. Allah bana o günleri göstermesin. Sokakta ölürüm daha iyi. Vallahi ben de bir dakika durmam. Emeklilik memeklilik. Basarım istifayı anasını satayım. Cafer Bey. Bakar mısınız? Buyurun. Size zahmet olacak. Estağfurullah. Bulaşık eldivenim kalmamış. Bana şuradan bakkaldan alır mısınız? Tabii efendim derhal. Ne demek? Halt! Tek tek insene oğlum şu basamakları. Allah Allah. Teyzeciğim günaydın. Bulaşık eldivenimi aldırıyorsun öpeyim. Ay istemez istemez git başımdan. Anne bu canım bayram değil seyran değil. Rahat bırak teyzeni Dumkov. Yürü. Yürü tertip. Guten Morgen, Guten Morgen. Guten Morgen maşıkçığım. Ne güzel konuşuyor baba değil mi? Oğlum sallanma. Şunu her dilden maşallah. Buyurun. Gülsüm ablacığım çiz. Güle güle Alice. Mahsus mu yapıyorsun oğlum? Döveceğim ha. Kızdırma babanı tertip yürü. Biraz çabuk lütfen Cafer Bey. Ne oldu efendim? Size mi saldırdı yine o sapık? Baba bak sakın Dilek'in yanında böyle kavga etmeyin annemle. Rezil olurum valla. Tövbe. Sokak ortasında oğlum konuşacak başka laf bulamadın mı sen? Yürü. Dilek kim tertip? Sevgilim Cafer amca. Aa şu mesele. Yemeğe gelecek akşam bize. Oo, söz mü kesiyorsunuz yoksa? Ne konuşuyorsunuz gözüm? Akşama hayırlı bir iş varmış da anlayalım. Yok bir şey gözüm. Ne olacak? Bunun uydurmaları. Ha? Yürü. Her gün hesap vereceğiz sana Halil Efendi. Vereceksin tabii bileceğiz. Ne var gücüne mi gidiyor? Gidiyor vallahi. Dükkan sahibi siz misiniz? Ben miyim belli değil. Sallama öyle elini kolunu. Niye ortak olduk? Pişmanım vallahi. Pişman mısın? Evet. Ne yaptık kazıkladık mı seni? Ayıp oluyor Yusuf abi. Şöyle dayı dayı konuşma. Karışma sen iblis kırarım boynuzunu. Asım buraya gel. Buyur baba. Ne diyor duyuyor musun? Ne oldu Yusuf abi? Ne olacak kazıklıyormuşuz beyefendiyi. Açıktan mal satıp karını olduğu gibi cebe indiriyormuşuz. Yalan mı Halil Efendi? Yapmayın bunu Yusuf abi. Daha yeni başladık şu işe. Öt karışma sen yapan. Keselim o zaman hesabı. Keselim valla. Böyle birbirimizi yiyeceğimize. Baba ne yapıyorsun? Geri dur iblis. Bana işimi öğretmeyin. Kırarım boynuzunuzu. Hüseyin dükkan bakıyor. Kimseye müdanam yok benim.
açarım bir market. Heh, tamam. Her işe çomak sokan zaten o. Sahtekar. Seni de elinde fırıldak gibi çeviriyor. Ne dedin? Kırarım boynuzunu. Baba ne yapıyorsun? Sakin ol baba. Bırakın beni. Bırakın. Ben namusuma laf söyletmem. Söyletme. Babacığım ne oldu? Çekil önümden. Kıracağım boynuzu iblisin. Hadi kır bakalım. Hadi bak, kır. Hala konuşuyor. Sus biraz sen de Yusuf abi. İyi be, bir de dövün bari. Yusuf güzel konuş, ihtiyarla kızdırma adamı. Seni iblis kazıklıyormuşuz seni ha. Ah baba! Gitti gelemedi bu Cafer'di. Ders mi var efendim bugün? Var efendim. Dünden beri 50 kere söyledim. Bir saate kadar gelecek çocuklar. Niye bize saatini söylemiyorsunuz efendim? Bizim de ona göre işimiz var. Söyledim efendim, onu da söyledim. Dinlemiyorsunuz ki kocanızı. Aklınız kim bilir nerede? Nerede olacakmış efendim? Bilmem artık. Sakin ol kızım. Baban çalışma yapıyor. Karıştırmayın efendim lütfen şimdi anasını babasını. Ayla. Aa, o ne anneciğim? Vasfiye benzettim bunu. Vasfiye mi efendim? Niye çıkardınız şimdi o pis herifin resmini? Mahsus mu yapıyorsunuz? Hayır anneciğim. Vasfi değil o. Turan Bey. Aa, Turan mı bu? Turan Bey mi? O da nereden çıktı şimdi? Annemin albümünden. Akrabanız falan mı? Niye saklıyorsunuz bu katil suratlı herifin resmini albümünüzde? Ne akrabası efendim? Komşu komşu. Aman anneciğim siz de niye çıkarırsınız ne bunları ortalığa? Bir dakika efendim anlayalım. Bunun da mı gözü vardı sizde yoksa? Aman efendim geçmiş gün ne olmuşsa olmuş. Karıştırmayalım şimdi. Ayla ne diyor Sabri Bey kızım? Çıldırmış anneciğim ne yapacağını şaşırdı adam kıskançlığından. Bu da mı kızınıza talipti yoksa diyorum efendim. Bu aşağılık suratlı Turan da. Aa hiç de çirkin sayılmaz. Bu da istedi evladım. Bu da çok gitti geldi kapımıza. Öyle mi? Vay efendim vay. Aa. Mahalleyi birbirine katmışsınız da haberimiz yok. İyi yırttınız efendim. Yazık değil mi? Hatıra. Elleri kırılasıca. Hatıra ha? Hatıra. Ah muhterem ah. Görüyor musunuz kızınızın marifetlerini? Anası da durup durup bohçalardan eski aşıkları çıkarıyor. Babacığın yedi bastonu ama. Ne oldu be? Bakkalla baban kavgaya tutuşmuşlar. Ayıralım dedik. Eli kırılasıca. O da şu yaşa geldi hala kavga dövüş. Uslanmaz da uslanmaz. Gözü dönmüş. Para hırsı. Zıkkım çıksın. Buyurun iyi günler. İyi günler. Hayrola yalnızsın bu sabah? Yalnızım evet. Ha geldin mi? Buyurun. Çok teşekkür ederim zahmet oldu. Aa nasılsınız efendim? Sağ olun efendim. Kim geldi? Ha sen misin? Cafer koçum hadi ben gidiyorum. Güle güle. Yavuz abi evde bugün çıkmayacak herhalde. Bir şey lazım olabilir aman ilgilen misafiri var. Başla buyurun. Olmuyor ama efendim aile içinde. Şikayet var söyleyeyim. Neymiş olmayan efendim? Maşallah Yavuz Bey evi garsonyer haline getirdi. Kimin efendim bundan kendi evi ne yapar yapar bekar adam. Olmaz efendim söylemek zorundayım ben bunu. Burası mazmut bir apartman. Allah Allah bize ne oluyor yaldızlıyor muyuz yani biz de? Sabri Bey lütfen girer misiniz içeri? Bir dakika efendim çekmeyin konuşuyoruz. Biraz öyle oluyor Sedat Bey. Hep birlikte yaldızlıyoruz maalesef. Tamam. Ne dedin dağıtırım şerefsizim. Ben öyle laf söyletmem abime. Bırak Cafer. Bırakmayın Cafer Bey. Aile arasında bu rezalet olmaz efendim. Ben izin vermem. Bir daha söylüyorum. Bak hala konuşuyor. Bırak Cafer. Tüh. Dur Sedat Bey gözünü seveyim. Sakın bırakma Cafer Bey. Gözü dönmüş adamın. Döndü tabii. Döndü ya.
terbiyesiz. Yaldız diyormuşuz. Baksana şu netli laflara. Bırak Sedat Bey Allah aşkına, çatacak yer arıyor. Ben de arıyorum, çıksın. Tek. Değer mi Sedat Bey, tak elinde kalacak. Bak işine tak tak. Elimde kalır vallahi. Aman koçum bulaşmasın. Ha dediğim gibi bak Yavuz abime. Bakmaz mıyım hiç merak etme. Buyurun. Çatlak çatlak. Çatlak vallahi. Hasta hasta. Maşuk yapma aslanım, bulaştırma şunu. Buyurun. Hadi eyvallah. Güle güle. Niye tutuyorsunuz beni efendim? Bırakın ağız burun nasıl dağıtılırmış göstereyim. Aman efendim sizin de afra tafranız burada bize. Dağıtsaydınız o zaman. Aynen, ne oldu elbise provası kızım? Hey Allah'ım. Gideriz anneciğim, görmüyor musunuz Sabri Bey'in halini? Ne varmış efendim halimde? Daha ne olacak efendim? Aynaya bir bakın şöyle, gözünüz dönmüş. Ne zaman gideceğiz evladım provaya? Gideriz anneciğim, acelesi yok. Delilerin içinde kaldım Allah'ım. Biraz sakın yavrum. İyi günler. Yavaş koçum, iyi günler. Ne var? Bir şey mi söyleyeceksin? Yok canım, estağfurullah. Ne haddime? Çıkmadın göremedim de merak ettim. Sağ ol, vatandaş istirahatta bugün. Oh ne güzel, keyfine bak canım. Koçum yavaş, yengen içeride uyuyor. Geç yattı, uyandırmayalım. Pardon, uyusun uyusun. Sedat Bey giderken çıtlattı da bir emrin var mı diye geldim. Yok koçum, şimdilik bir ricamı, sağ ol. Eserimiz içeride mışıl mışıl uyuyor. Aman yayılmasın apartmanda. Tövbe canım, bizden sır çıkmaz evvelat da. Sabri görmüş akşam. Ne olmuş görmüşse? Ha, Sedat Bey de onu söyledi şimdi. Boğazlı veriyordu vallahi da elinden zor aldık. Yok bu evin içinde olmazmış. Yok burası garson yer miymiş? Bak terbiyesize. Başladı yine vatandaşın çarşıda ha? İnersem aşağı. Ha, ne yapar Yavuz Bey adamı? Doğrarım şerefsizim. Rahatına bak. Hangisi bu? O telefonlaştın mı yoksa? Yok kuşum, bu başka. Açık etme, eserimiz hakiki bir hanımefendi. Yakışır canım. Yavuz Bey, gelebilir miyim? Biri mi var orada? Yabancı yok yenge, buyur buyur. Yaylan koçum, vatandaş uyandı yaylan. Hadi bakayım. Rahatına bak. Annemin niye yüzü öyle asık, bir şey mi canı sıkıldı? Ne bileyim şekerim. Mayo defilesine sen de gel demedim diye herhalde. Götürseydin Memine, oyalanıyor kadın. Yo Şevketciğim, o kadar uzun boylu değil artık. Kusura bakma. Benim de kendime göre bir programım var herhalde. Tamam tamam, uygula programını. Haksız mıyım ama Şevketciğim? Her yere götürüyorum ben onu, nereye gitsem. Eksik olma. Bir şeyden de memnun olsa. Ayrıca havalar ısındı. Tamam buyurun dedik. Eviniz burası da dedik ama yetti. Gitmeye hiç niyetleri yok herhalde. Mayıs'ta geldi işte. Ne diyeceğiz şimdi niyetleri yoksa? Kalkın evinize gidin mi artık diyeceğiz anamıza babamıza? Öyle de Şevketciğim. Hiç özel hayatımız kalmadı, farkında mısın? Kadın her lafın içinde. Hiç özel hayatımız kalmadı üstte. Gidelim artık evimize. Yapabilecek misin hanım? Ne varmış yapmayacak. Bugüne kadar nasıl yaptıysam. Sen bilirsin. Şevket'in alınmayacağını bilsem bir gün durmam vallahi. Mine Hanım başladı yine suratlara. Sana öyle geliyordur hanım. Şey yaptığı yok şimdi kızın. Ya yok. Bak bir defileye gidelim anne dedi mi? Ne yapacaksın maya defilesinde hanım? Maya mı alacaksın? Tuhafsın sen de. Bakınırdım biraz ayol. Maya almaya mı gidiyor gidenler? İnsan yarım ağızda da olsa bir teklif eder. Boşver defileyi mifileyi. Gel seninle balık yiyelim bu öğlen. Balık mı? Üç aylığını mı aldın? Ha, içimden geldi. Buyurun. Ne var Ergun, hayrola? Efendim Şevket Bey gelmeden sizinle biraz konuşmak istedim de. Müsait misiniz? Yine mi o mesele? O efendim. Gururuma yediremiyorum artık. 7 çocuk sahibi adamım. Neredeyse yüzüme tükür çekti efendim. Ergun bak, bana da yaptı aynı şeyi. Abimin huyunu bilmez misin? Takma Allah aşkına. Efendim yok. Kaldıramıyorum artık vallahi. Kusura bakmayın.
En iyisi siz bana birkaç ay sonra izin verin. Sizi de zor durumda bırakmak istemem. Yani bir mali müşavir bulana kadar. Ergun, istifa mı ediyorsun? Edeyim efendim. Bu böyle olmayacak güzellikle. Başka tazlıklara yol açmayalım. Olmaz öyle şey Ergun, olmaz. Konuşunu ben abim gelince. Eksik olmayın efendim ama bir şey değişmez. Benim yüzümden sizin de aranız bozulmasın efendim. Bozulmaz bozulmaz, telaşlanma. Şimdi senden rica ediyorum. Git işinin başına. Benden bir şey gelmedikçe hiçbir şey olmamış. Yok, yapamam ben. Yaparsın yaparsın, darılırım. Hadi. Efendim affedin. Sizi darıltacağım ha. Uzatma Ergun lütfen. Adam kafasına koydu, ayrılacak. Öyle üzülüyorum ki şu işe. Ben de bacım, affedersin. Yazık, ne yapacak 7 çocukla? Evet Abbas efendi, iş mi var? Ne oldu Ergun Bey? Kabul etmiyor. Demedin mi? İnsan adam kızım, insan. Öteki gibi değil, anlayışlı. O da kötü bir insan değil müdürüm, affedersin. Yaptı bir cahillik, bağışla. Nesini bağışlayacağım koskoca adamın Abbas? Yüzümüze mi tüküreceğiz artık? Hoş geldiniz Şevket Bey. Hoş bulduk. Hoş geldin babam. Bana bir kahve yapar mısın Abbas efendi? Yapmam babam, affedersin. Bağış üstüne. Şükrü geldi mi Demet? Geldi Şevket Bey, odasında. Arayan var mı? Yok şimdilik. Gördün mü kızım? Selam bile vermiyor adam. Siz de vermediniz ama Ergun Bey. Niye vereceğim yüzüme bile bakmayan adama? Tamam tamam, anlaşıldı. Gözden düştük. Zorla güzellik olmaz. Bulsun kendi bu mahsebe müdürü. Düzelir Ergun Bey, düzelir. Bırakmaz onlar sizi öyle kolay kolay. Bitti bu iş, bitti kızım. Yazık, benim yüzümden tartışmasalar bari. Mine canımı sıktı biraz. Niye, ne oldu abi? Annemden fenalık geldi oğlum kadına. Haksız da değil. Vır vır yiyordur. Yiyor vallahi. Nereye gitse o peşinde. Götürmezse bozuluyor. He bozulur. Peki ne yapayım şimdi ben? Evinize mi gidin diyeyim durup dururken? Gitsinler onlar da abi, yaz geliyor. Tamam oğlum, gitsinler de. Bunu ben nasıl söylerim onu soruyorum sana. Zor tabii. Bilge nasıl oldu? Fena değil ama bir hafta daha çıkmasın, dinlensin diyor Türkan Hanım. Türkan Hanım da kim? Bizim apartmandaki doktor, dahiliyeci. Ha, çıkmasın tabii oğlum. Yeniden üşütürmüştür Allah korusun. Arkadaşları gelip gidip azdırıyorlar işte. Yapmasınlar. Ne oğlum, bir sıkıntın var senin? Yok yok, bir şey yok, bir şey. Bu Ergun. Ne olmuş Ergun'a? İstifa ediyor. Etsin. Etsin mi? Evet etsin. Girmesen sakın araya. Girme mi dedin? Duymadın mı ne dediğimi? Abi bazen... Abi bazen sen yani... Evet, ne oluyormuşum bazen ben? Çocuk gibisin. Tanıyamıyorum vallahi. Şükrü, sana bu konuda araya girmedim, girmeyeceksin. Bak çok fena olur sonra. Ne olur abi? Bilmem artık orasını. Abi bak, ben bu meseleye de karışmayacaksam... ben niye burada duruyorum ha? Söyler misin? Ben senin maşan mıyım? Şükrü sesini yükseltme, döverim ha. Zor döversin sen beni biraz. Sen bana cevap versene, bana cevap ver. Ben neciyim burada? Şükrü, benimle ukala ukala konuşma, gebertirim seni ha. Allah belanı versin seni. Ergun, Ergun nerede o hayvan? Gebert, gebertsem o evde. Allah'ım, ah, efendim lütfen, benim yüzümden oldu. Lanet olsun. Buyurun. Bir saate kadar dönerim koçum. Göz kulak ol yenge. Baş üstüne. Prens de yanımda. Korkmaz yengemiz inşallah. Korkmaz, alıştı. İyi. Bakıyor mu komşum arkamızdan? Tabii canım, bakmaz mı? Bir çıksa da balkona keşke bir laf etse. Sıkar biraz. Dağıtırım şerefsizin camının çerçevesini. Ne karışırmış o vatandaşın özel hayatına? Ne karışır efendim? Kaçtılar içeriye bak korkudan. Hasta. Vatandaşı çarçutuk öyle. Kalmışım işleri koçum. Tangırdatmayalım şimdi. Baş üstüne. Tabii canım. Sessiz sedasız. Kimseyi duyurmadan. Başaska. Güle güle. Sevim katil gidiyor. Niye böyle geç kaldın? Hah, düştün diline.
Bugün böyle sayın abim, saçma. Vatandaş eseri üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Oru var. Eyvallah koçum. Güle güle. Cafer, eve kadın mı getirmiş bu? Ya, ne istihbarat. Kuzey Irak çıkartmasını bile bu gazeteler dönünce haber almıştır. Yalnız gidiyor haydut. Kapattı kadını eve. Vursalardı şunu kurtulsak. Anne hadi gitmiyor muyuz provaya kızım? Gidiyoruz anneciğim. Ah tontoş söyle kızım babana. Biz Sevim anıları gidiyoruz provaya. Psst, duyduk. Nereden babası oluyormuşum onu? Ne diyor kızım o gene? Hayvana kötü bir şey mi söylüyor yoksa? Aldırmayın anneciğim siz ona. Söylenmediği gün mü var? Hadi biz gidelim provamıza. Cehennem olun. Söyle onlara. Bir saatten önce dönmesinler. Ders yapacağım. Allah Allah. Misafirliğe mi gidiyoruz biz insanların evine? Söyle kızım sen de babana. İşimiz biter bitmez buradayız. Sen de söyle. İkide bir babası babası deyip durmasın. Vallahi kuyruğundan tuttu mu fırlatır atarız sokağa. Aa daha neler artık çadırmış. Ne diyor kızım? Fırlatır atarım diyor anneciğim tontuşlu sokağa. Elleri kırılasıca. Korkma kızım bir şey yapamaz. Aa rahmetli Rüknettin'im olacaktı ki şimdi. Gösterecekti ona. Yat sen yat. Biz hemen geliyoruz. Kıskançlıktan ne yapacağını şaşırdı artık. Şaşırdım. Vallahi şaşırdım. Yapamayacağım ben bu delilerle muhterem. Yiyip bitirdiler beni, yiyip bitirdiler. Vasfi dediler sesimizi çıkarmadık. Bugün de Turan Bey çıktı. Ben ne yapayım? Geyik mi asayım şu duvara? Vallahi attıracaklar tepemi bir gün. Çıkaracağım beylik tabancamı. Bık! On dakika olmadı daha Sevim. Cemil'cim bitiremeyeceğiz bu işi sonra. Telaşlanma Sevim. Haftaya teslim. Ben bir işe el attım mı biter. Bitiririm. Otur hadi otur da görelim. Gör Sevim. İçkim yok, sigaram yok. Benim adım Cemil. Sen yine bu içki lafını ağzına çok almaya başladın son günlerde. Ne oluyor? Ne olacak Sevim? Sözün geliş. İnşallah. Sabri Bey olabilir. Ne istiyor? Katil dün akşam eve bir kadın getirmiş. İmza topluyor herhalde. Getirir getirir canım bekar adam bize ne? Aa, o da artık. Buyurun. Biz geldik. Ortalık dandini kusura bakmayın. Niye geldiniz imza mı topluyorsunuz? Ne imzası efendim provaya geldik. Prova mı? Ben o kumaşı daha kesmedim bile. Perşembeye demiştiniz ama Sevim Hanım. Siz de karar verecektiniz ama modele şekerim. Ne diyor kızım biçmemiş mi? Çok işimiz var teyze. Bak haftaya gelin haftaya. Haftaya kadar bekleyemeyiz. Ne yapalım? Siz de karar verseydiniz o zaman. Alın kumaşınızı. Şş, nasıl konuşuyorsun Cemil? Bedava diktirmiyoruz efendim. Ne bu çalımlar? Biz de dikmiyoruz efendim. Elimizde yüzlerce seri iş var. Bakın sizin paranıza kalmadık. Öyle mi? Öyle. Hadi anneciğim gidiyoruz. Buyurun. Nerede kumaşımız onu da alalım. Ay bir dakika şekerim karar verin hemen biçerim. Ne var bunda bozulacak? İstemez efendim istemez başkasına diktiririz. Buradan mı soyunacağım hala? Ay yok anneciğim ne yapıyorsunuz? Sapıttınız mı? Hava mı alıyorsun kız? Ne yapayım? Eniştem yok mu? İçeride. Yemeği yedi yattı. Bakkalla kavga etmiş. Kavga mı? Ya hesap yüzünden. Vardır bir pislik. Aman oğulların pisliği canım. Adamın bir kabahati yok. Vardır vardır. O neci? Ne zaman kalkar bu? Ne bileyim daha yeni zıbardı. Aksiliği üstünde yine. Eyvah.
Biz de şu dükkanın sahiplerine kapora vermeye gidecektik. Adam bekliyor. Sen de nereden çıkardın şu dükkan işini be abi? Ne güzel daire bakıyorduk. Tam da aklı yatmıştı. Kız sen de tutturduğun bir daire. Akılsız. Daire her zaman alınır. Market açacağız, market. Bağırma, şurada yatıyor. Ha, geldin mi şey? Geldim enişte. Seni bekliyorum. Ay ödümü patlattın. Ne var korkacak kız? Kocan o senin. Hortlak mı gördün? Uyuyamadın mı? Uyuyamadım. Hesap. Başka dert kalmadı. Hesap. Söylenme kız. Ne yapsın adam? Yapacak tabii. Meşgul kafası. İş adamı. Sizin gibi gamsız, kedersiz devrilip yatmıyor. Kalk. Kalk bize bir kahve yap hadi. Karışma erkek işine. İyi canım, karışmadık. Daire alalım diye tutturdu kardeşin Hüseyin. Şimdi anlattım kafası enişte. Aldırma sen ona. Daire neymiş, her zaman alınır. Tabii canım, biraz işimizi büyütelim. Bak burası da bahçeli, villa gibi, ne güzel oturuyoruz. Oturulmaz mı be enişte? Bulmuş da buluyor. Villadan güzel. Onun derdi oğlanlardan. Biliyorum, hepsinin bir sırası var Hüseyin. O da olacak inşallah. İnşallah. Dükkandan haber var mı? Bekliyorlar enişte. Sultan Hanım duymasın. 150 milyon kapora vereceğiz. Ne? 150 milyon mu? Şaşırdın mı sen Hüseyin? Tapusu bile çıkmamış. Tapu kolay enişte. Bu zamanda hangi binanın tapusu var? Yaparız noterde bir protokol, bitti. Yok, girmem ben öyle işe. Sağ ol. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kaç lira verdin? Ne yapacaksın hanım? Kaçırmışım da ağzının tadını. Söyle canım, ne var? 950. Ne? Öyle hanım. 50 de bahşiş, 1 milyon. Yüreğime oturdu. Keşke gelmeseydin. Ne yedin şurada? 2 lüfer bir salata. Bir duble rakı. Sorma dedim ama sana. Paranın hiç bereketi kalmadı Hüsnü. Düşünsene 40'larda 42'lerde bu milyonla neler alınırdı. Bu tarihlerde milyonu düşünemezdik bile hanım. Devlet bütçesi. Rezalet, ne günlere kaldık. 30-40 lira aylıkla ev geçindirirdik Hüsnü. Geçinirdik be hanım. Kimseye davuç açmadık çok şükür. Çorap pantolon yamanırdı, sökük yırtık örülürdü. 2 çocuğumu da öyle büyüttüm ben. Ne kusurları var? Ne kusurları olacak Leyla? Şimdikilerde tam tüketim toplumu. Yiğit savur. Ne olacak bunun sonu? Nüfus aldı başını gidiyor. Encamımız hayırlı olsun. Kalk hadi kalk. İçime oturdu vallahi şu 1 milyon. Dur be hanım. Şunu da bir içelim. 40 yılda bir havardalık yapalım dedik, burnumuzdan getirme. Haklısın Şevketciğim. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Buranın patronu sensin laf aramızda. Vazgeçtim patronluktan canım. Ben orada değilim aslında. Yoo azizim. Sen olmasan şurası 2 günde batar vallahi. Eğri oturalım, doğru konuşalım şimdi. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Ben burada artık hiçbir işe karışmıyorum Raşit Bey. Bütün yetkiler onda. Olmaz ama Şevketciğim. Kusura bakma ama hissenin %70'i senin. Hiçbir zaman hissettirmedim bunu ona ama. O da yanlış. Bak samimiyetimize güvenerek söylüyorum ha. Tabii canım. Ben de samimiyetle dinliyorum sizi. Olmaz azizim. Hissettireceksin. Ticarette bu esastır. Herkes sesi kadar konuşsun. Sen olmasan vallahi Nimet'e de söyledim samimi. Ben de 1 dakika durmam bu şirkette. Nerede o? Bilmem. Gitti bir odada oturuyor herhalde. Bizim gitmemizi bekliyor olabilir. Çok ayıp, çok. Hiç yakıştıramadım ona. Hadi gidelim Şevketciğim. Gidelim hadi. Demet. Şükrü Bey nerede? Toplantı salonunda galiba Ergun Bey. İmzalatacaktım da şunları. Bunlar oturuyorlar mı hala? İçerideler. Gördün mü tahta kafadaki havaları? O da bana surat yapıyor. Cıvık müdürüm affedersin. Densiz bırak.
Demet biz gidiyoruz. Önemli bir şey olursa cep telefonumu ver. Tamam Şevket Bey. Abbas koş. Ne bakıyorsun yüzümüze? Alsana çantasını Şevket Bey'in. Ver babam. Yok yok kalsın. Gerek yok Abbas efendi. Vermez tabii. Biz mi söyleyeceğiz bunları? Patronun gidiyor. Yazık yazık. Vallahi haklısın Şevketciğim. Hep Şükrü'nün müsamahasından oluyor bunlar. Adama bak. Bir alas mı aldık bile yok. Bana söylüyor kızım bana onları. Yazıklar olsun Şevket Bey'e valla. Adam kardeşler hakkında atıp tutuyor da bak sesini çıkarıyor mu? Benim kardeşime söyleyecek bunları. Tövbe müdürüm. Patronum olmasa ben konuşturmayayım o tahta kafayı affedersin. Gittiler mi? Gittiler efendim. Şimdi. Aman iyi. Ha efendim ben de sizi arıyordum. Abbas efendi bana biraz buz getir. Varsa çerez. Baş üstüne babam. Abbas koş. Gel Ergun. İyi gördüm seni. İyiyim aman yaklaşma fazla sana da mikrop geçmesin. Biz öpüştük bak ne olduk. Babasına da yakalandık. Ne severim şu papatyayı sağ olun çocuklar. Bir şey değil. O getirdi de. Annem çiçekçilik de yaptı biliyor musunuz? Ya. Ya dükkan açmıştık abimle. Ne oldu? Ya yürütemedik bize göre iş değil devrettik. Hah Türkan Hanım olabilir. Geldi belalı. Belalı hakikaten. Boşuna kızıl dememişler. Buyurun Türkan Hanım. Merhaba nasıl güzel kızımız? Daha iyi maşallah. Oo, bir görelim. Şimdi sizin kulaklarınız çınlatıyordu. Hayrola? Arkadaşları geldi de. Ha tamam, turne başlıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Aman herkes buradayken söyleyeyim. Çocuk felcine karşı ulusal bir aşı kampanyası başlatıldı. Lütfen yardımcı olun. Komşularınıza, arkadaşlarınıza söyleyin çok önemli. Seve seve. Siz niye geldiniz bakayım? Bilge'yi kaçırmaya mı? Haftaya çıkabilir miyiz Türkan Hanım? Bakacağız. Hastanın durumunu görmeden bir şey söyleyemem. Kalkayım mı? Kalk canım. Odana gidelim de bir güzel muayene edeyim seni. Baksana baskı grupları başımızda. Eyvah hadi iyi şanslar. Siz de sık boğaz etmeyin şu kadını. Bir şey demedik efendim. Duydun mu yavrucuğum? Sıkıntıya gelemem ben öyle. Kara kartal oley. Şampiyon mu oldunuz? Olacağız anne kesin. Anne feci aç. Tamam. Misafirlerimiz var bir merhaba de önce. Oley be sanatçı arkadaşlarım. Oley sen de mi kartalsın kardeşim? Öpeyim. Öp ben de. Ne Beşiktaş'mış ama. Oley. Hoş geldin. Ablam nerede? Yavaş odada Türkan Hanım geldi muayene ediyor. Kaderimiz çiziliyor odada Ali'cim dua et. Sağ ol Abbas efendi. Sen sağ ol babam. Başka bir emrin var mı affedersin? Daha ne olacak? Afiyet olsun. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Siz burada mısınız? Gitmiyor musunuz? Gitmiyorum gitmiyorum. Gel otur sen de biraz gel. Aman efendim. Otur otur. Abbas efendi bir bardak da Ergun Bey'e getirsene. Baş üstüne baba. Yok yok Abbas dur. Efendim çok naziksiniz eksik olmayın ama geç olur. Malum bizim ev daha sağmacılarda. Geç kalırım merak ederler. Kalmazsın kalmazsın otur. Ben seni bırakırım. Abbas efendi sen getir bir bardak. Eksik olmayın. Geç. İçeriz birer kadeh gideriz. İçerim efendim. Siz nasıl uygun görürseniz. Konuşuruz birazdan. Konuşalım efendim. Siz nasıl uygun görürseniz. Bırak bu resmi ağızları Ergun. Hadi sağlığına. Afiyet olsun efendim. Sizi sağlığınıza. Bırakacağım bu işi Ergun. Aman efendim yapmayın. Emeklerinize yazık olur. Yok yok verdim kararımı bırakacağım. Gel Abbas efendi gel. Getir. Koy şöyle. Koy şöyle şöyle. Buyur babam. Sağ. Şey benimki az olsun efendim. Alışık olmadığım için. Şey viski mi bu? Viski. Buz. Aman efendim zahmet etmeyin. Dur, ben dur, koyarım dur, lütfen. Dur sen dur.
Ergusu? Lütfen efendim. Çok teşekkür ederim. Ergun, hadi bakalım. Abbasım, bak sen işine, hadi yavrum. Hadi Abbas efendim. Hadi. Efendim, sağlığınıza. Sağlığa. Efendim, benim yüzümden oluyorsa bunlar, vallahi çok üzülürüm. Üzülme Ergun, verdim kararımı. Seninle hiçbir ilgisi yok. O bunu hep yapıyor, hepimize. İkinci sınıf adam muamelesi. Evet efendim, yapıyor maalesef. Ergun üzülme. Hiçbir şey senin canından daha kıymetli değildir. Nasıl üzülme efendim? Bunca yıl emek vermişim. Hadi iç. Açılırsın hadi. Sağ olun efendim. Büyük insansınız vallahi. Siz de olmasanız şu mescide bir dakika durulmaz. İşte geldiler. Ya... Bir sakin kız Scott. Buyurun efendim. İyi akşamlar. Gir kızım. Hani bak deyince kız diye bir çiçek getirdi sana. Buyurun. Danke schön. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Galip, sen de mi geldin? Gelecek tabii Ulviye. Genç adam ne yapacak dükkanda yalnız başına? Biz çağırdık anne. Buyur. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Havluların hepsi temiz Davut, yeni çıkardım. Sağ ol. Dilekçiğim buyur. Bakamadı bile sana hoş geldin diyor. Canım. Yabancı gibi durma öyle. Evet Dilekçiğim, yabancı yok burada. Buyur lütfen. Sağ olun. Buyur. Ayakkabılarımı çıkarayım mı yenge? Çorapların temiz mi? Temiz yenge, dün değiştirdim. Huy, iğrenç. Gir öyle. Sen de çorabını değiştirip gelsene tertip. Biliyorsun annem ne kadar titiz bir kadın olduğunu. Dilekçiğim bak ne güzel şeyler yapmış annem. Hepsi Alman. Babam duymasın. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Bakalım beğenecek misiniz? Sıcaklar mutfakta. Biramız yok mu anne? Vay yavrum. Getiriyorum. Biz de içecek miyiz tertip? İçeceğiz tabii lıkır lıkır. Değil mi Dilekçiğim? Sonra kafaları bulmayalım tertip. Bulalım, ne olur dans ederiz. Öyle yumuşak yumuşak öpüşe koklaşa. Başlama yine tertip, uslu dur. Amca, bak ne yapıyor. Al. Rahat bırak kızı, başlama hemen sulluğa. Ne var bunda baba? Sen de kafayı bulunca annemle öyle polka falan yapmıyor musun? O başka. Nerede annen? Geliyorum. Geldim efendim. Buyurun. Bak bu iyi oldu işte. Hadi kalkın, alın biralarınızı. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun canım. Teşekkür ederiz anneciğim. Ben de teşekkür etsene yengene, hayırsız. Hap diye diktin. Anlamaz ki baba, dangıl dungul. Al, o senin büyüğün. Güzel konuş. Hadi, sağlığa. Hadi efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oh, buz gibiymiş. Tabii baba, Alman. Alman yok. Bırak şimdi Alman'ı yavrum. Dilekçim gel sana evimizi gezdirin. Ben de geleyim tert. Halt, otur yerine. Biz baş başa gezeceğiz. Al, siz de oturun. Nasıl ev gezmesiymiş o? Ne var bunda baba? Biraz ork çalarım ona. Odamda otururuz biraz öyle tatlı tatlı. Nein efendim. Katiyen odalara kapanmak yok. Türkiye'deki gibi büyük bir şair olduğunu bilseydi çok mutlu olurdu. Bütün milli kültürün malıdır. Yani böyle diyor. Bu Türkan Hanım da çok titiz doktor. Fena mı kızım, seni düşünüyor kadın. Pazartesi yeniden röntgen istiyor anne. Battık valla. Üf oğlum, cırtır karıştırıp durma şunu. Acıktık anne, nerede kaldı babam? Bilmem, ben de merak ettim. Abla, siz o oyunu bizim okulun festivalinde oynasanız. Oynarız, para. Para mı? Hadi kızım, hadi Allah versin.
Terbiyesiz. Bilgi haber var mı Viyana'daki şenlikten? Var. Çocuklar konuşmuş. Davetiye bekliyoruz anne. Efendim. Neredesin? Merak ettik Şükrücüğüm. Bir aramadın. Yiyelim biz o zaman yemeğimizi. Peki. Hadi bekliyorum. Hızlı sürme sakın. Güle güle. Neredeymiş? Şirkette Ergun Bey'le önemli bir toplantı yapıyorlarmış. Hadi kalkın acıktıysanız. Gelemez o 1,5-2 saatten önce. Bana biraz içmiş gibi geldi. İçmiş mi? Merak etmişler efendim. Kalkalım isterseniz. Yo. Otur. Birer tane daha içelim. Siz bilirsiniz efendim. Akrabayla iş yapmayacaksın Ergun. Öyle efendim. Ben bunu bilir bunu söylerim. Ergun. Gel. Seni çok severim Ergun. Çok. Allah razı olsun efendim. Ben de sizi çok severim. Ergun. Ağlama. Ergun bak şu oğlan üniversiteyi bir kapağa atsın. Hayırlısı inşallah. Ergun ağlama. Bak üzme beni. Efendim vallahi sizi üzmek istemem ama. Kulağım kırıldı. Ergun. Kendime küçük bir iş kurarım. Kimseye minnet etmem. Oh efendim. Kafanızı dinlersiniz ne güzel. Biz ettik de ne oldu? Yüzümüze tükürdük. Ağlama Ergun. Ergun, seni de alacağım yanıma. Tabii gelirsen. Gelmedim efendim. Sizinle her işe girerim. Sahra çöllerine bile gelirim sizinle. Ağlama Ergun, beni de ağlatacaksın. Hadi. Efendim. Sizinle en yüksek dağların tepelerine çıkarım. Ağlama Ergun. Efendim, sizin için okyanusların ortasında boğulurum. Böylece bir kadeh daha babamla Ergun amca o gece şirketten çıkamadılar. Babam bugün de meşe gitmiyor anne. Herhalde yatıyor baksana. Bıraktı mı iyice? Bilmem, benimle de doğru dürüst konuşmuyor ki. Eyvah aç kaldık. Hissesini bana devresin bari. Sana mı? Evet anne, ben geçinirim amcamla. 19'uma da bastım. Sen mi ortak olacaksın? Hazır iş anne, fena mı? Bıktırdı, kredini tamamla, ÖYS'ye çalış. 5 yıl dişçilik oku. Zor geldi herhalde Hınzır. Zor anne. Halimiz içler acısı, görmüyor musun? Vah vah. Hadi ben gidiyorum. Babana anlatsana bu düşüncelerini. Geç kalırım. Kalmazsın 2 dakika. Hem bir yanağından öp. Tamam öpelim sahip. Ters bir şey söyleme ama zaten aksiliği üstünde. Söylemeyi sahip. Ha baba. Gel. Paran mı bitti? Yok babacığım, hoşça kal demek için. Aferin, gel bir öpeyim. Sen ne yapıyorsun bugün? Evdeyim, niye sordun? Sana bir şey söylemek istiyor Şükrücüğüm. Söyle. Baba bıraktın mı sen bu şirketi? Ne oluyor? Ha bıraktım. Zamanım baba, sınava hazırlanıyoruz. Kurs parası, öğretmen parası. Veririz, düşünme sen onları. Hissesini bana devretsin babam diyor. Sonra? Sonra baba hazır iş. Ben amcamla da iyi geçinirim. Üniversiteye gelince araba alacaktık. Onu da alırsın.
Alırız babacığım. İhracatçının bir arabası olmaz mı? Olmaz mı canım? Ben de dişçiliğe girerim senin yerine. Tamam. Hadi akşam konuşalım bunları. Konuşuruz. Güle güle. Çılgın. Gazeteler geldi mi Nazan? Çoktan. Şükrücüğüm biraz konuşabilir miyiz? Ha, konuşalım, gel gel. Ne olacak, bu küslük sürecek mi böyle? Annen de açmış telefonu bana soruyor. Karışmasın onlar. Karışmasınlar olmaz Şükrücüğüm. Ortada ortaklıktan önce bir akrabalık var. Çok pişmanım Nazan. Almanya'ya mı gidiyoruz? Evet, düşünüyorum. Bize de sor Şükrücüğüm. Aklını esiyor, karar veriyorsun. Evi satışa çıkarıyorsun. Kim evi satışa çıkarıyor? Ne zaman? Aa, sarhoş muydun Şükrücüğüm? Dün akşam Cafer'e söyledin, Sabri Bey'e söyledin. Söyledim galiba. Ama hepsi birbirine bağlı. 100.000 mark etmesi lazım ama... Ne olacak? 100.000 mark alıp Hamburg'a mı gideceğiz? Canım, hissem de var. Başlarım yine sigortacılığa. Bakarsın bir mağaza. Ne mağazası? Dönerci mi açacaksın? Hayal kurma Şükrücüğüm. Kız bir oyun hazırladı. İyi kötü tutundu şurada. Oğlan tam bir dönemeçte. Hepsini düşündüm ben Nazan, hepsini düşündüm. Ne düşündün? Çıldırmış gibisin. Konuşacak mısın? Konuşacağım, dur giyinsin de. Sakin konuş. Ben biliyorum nasıl konuşacağım. Hadi ben gidiyorum baba. Bir isteğiniz var mı anne? Yok bir şey oğlum, sağ ol. Tatlı al Şevket. Olur olur. Sen gel bakayım, şöyle biraz konuşalım. Ne konuşacağız baba? Bilmiyor musun ne konuşacağımızı? Ha, şu mesele. Öyle sıradan bir mesele değil oğlum. Evet, zaten merakla bekliyordum ben de. Ben de sen ne zaman aklın başına gelir de açarsın diye bekliyordum. Bağırmadan konuşursun. Bağırmıyorum hanım. Konuşuyorlar anne. Benim aklım başımda baba. Evet, belli oluyor. Patavatsız. Çocuk gibi vururum, kırarım. Kardeş dövülür mü oğlum? 50 yaşına gelmiş adam. Dövülür öyle kardeş. Anne karışma lütfen. Karışırım. Puh, yüzüne eşek sıpası. Eşkıya mı oldun? Dövülür ha? O da bir şey yapmamış canım. Şükrün edepsizliği. Karışma kızım, beni susturdun. Asıl edepsiz bu. Öyle mi olduk anne? Hanım uzatma. Lafımı bitirmedim daha. Bitireceksin bu işi bugün, duydun mu? Bana böyle çocuk muamelesi yapmayın artık baba. Gücüme gidiyor ya. Aa. Ya gücüne gidiyor. Yap, et üste çık. Anne sen de kimseyi dinlemiyorsun ama lütfen. Hacer geldi, kapatın şu konuyu Allah aşkına. Gel. Günaydın ablacığım. Günaydın. Ne oldu, yüzün asık? Yok bir şey. Hoş geldin Hacer Hanım. Hoş bulduk Şevket Bey. Hadi baba ben gidiyorum. Otur, laf bitmedi daha. Akşama konuşuruz baba. Böyle şeyler ayaküstü konuşulmaz. Ya sıkışınca kaç. Ben kaçmıyorum anne, buradayım. Bırak gitsin hanım. Ay ben lafınızı kestimse. Hadi sen bak işine hadi. Yanlış bir şey mi yaptı şimdi anne? Ne konuşacağız şu kadının yanında? Niye kaçsın? Tamam kızım tamam. Aldık dersimizi. Mine, alevlendirme sen de ortalığı yeniden. Kolay gelsin kızım. Aa, sağ ol teyzeciğim. Kusura bakma, bir nasılsın diyemedim. Tatsızlığın üstüne geldin kızım. Olur teyzeciğim, olur. Her ailede olur. Dün sen Nazanlar'da mıydın? Oradaydım teyzeciğim. Onların da tadı yok hiç. Tat mı kalır kızım? Duydun değil mi olanları? Duydum teyzeciğim, duydum. Evde miydi Şükrü? Evde. Ayrılıyorlar. Vah yazık. Ne diyor Nazan? Ne desin? O pek konuşmaz bilirsin, sıkıntılı. Sıkılmaz mı?
Bu körüklüyor hınzır bu. Çekemez Nazlı'nın hiçbir şeyini kıskanç. Hacer. Ha, konuşuyor muydunuz, pardon? Ne konuşacağız canım? Gel, iş yapıyor kız. Eyvah, duydu mu acaba teyze? Duyarsa duysun ama. Biz de çekip gidelim evimize. En iyisi be teyze. Ne böyle bunun suratı? Havalarda ısındı zaten. Baba? Baba, nereye? Çıkayım biraz kızım. Lokale uğrarım. Belki birkaç arkadaşa rastlarım. Sizin de işleriniz var. Olsun canım, gitme, otur. Gideyim. Leyla görmeden sıkıldım. Kolay gelsin. Sağ olun. Her gün mü yıkanıyor artık bu haydutun arabası? Her gün istiyor Sabri Bey. Allah Allah. Ne var acaba? Her gün yengeyle buluşuyor efendim. Yenge kim? Var ya, sen de görmüşsün. Buraya da getiriyor. Kapıldı. İşi de boşlamış. Her gün onunla. Tüh. Kadın da kapılacak kadın olsa. Cafer bitti mi koçum? Buyurun. Az kaldı Yavuz Bey. Efendim, maşallah. Pek şıksınız bugün. O bizim her zaman şıktığımız komşum. Öyle efendim, öyle. Bir iş toplantısı falan var herhalde. İş yok komşum. Vatandaş eseri üstünde çalışıyor son günlerde. Pek güzel efendim, pek güzel. O da lazım. Lazım komşum. Bahar havası yeniliyor insanı. Efendim. Bir şey duyduk ama bilmem aslı. Hayır komşu. Bizim hakkımızda mı? Evet efendim. Anam. Biz de duyalım. Çok memnun olduk ama... evlenme hazırlığı varmış sanırım gündemde. Yok komşum. Vatandaş eseriyle hayatını yaşıyor. Ah, pek güzel efendim, pek güzel. Evlilik bize göre değil. Gir bakayım arabaya prens. Hakiki prens canım. Canavar. Büyüdü maşallah efendim küçük bey de. Ellerinden öper amcası. Yakaladı mı rakibini? İbik kelle bırakmaz şerefsizim. Kırt. Belli efendim maşallah. Sayın abi göremiyor musun günlerde koçum, hayırdır? Terzi oldu o terzi. Seri iş aldılar. Parası da güzel, eve kapandı. O da bitirdi abi koçum. Bırak sarsma vatandaşı, devam etsin dikişe. Hadi bitir şunu. Yengem bekliyor. Bitti canım, bitti. Elini çabuk tutsana biraz evladım, sallanma. Randevusuna yetişecek Yavuz Bey. Hurda, bakır, demir, eskiler alırım eskici. Ah, geldi seninki. Buyurun. Yaramaz adam Yavuz Bey, bırak. Eyvallah koçum. Güle güle. Komşum, görüşmek üzere. Goodbye. Bay efendim, bay. Anam, can alıcı gibi üstüne geliyor insanın be. Buna katil dedikleri kadar var valla. Kan bürümüş gözünü, ezer mi ezer? Ezer valla. Merhaba. 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 Ah, geziyor haydut kadın peşinde. O üç şahsiye bıraktıysa işleri, tamam yoluyordur. Yoluyormuş günaha boynuna. Ne o aslanım, selamda mı yok? Merhaba dedi ki Hüseyin. Ne var, hayrola geldin yine? Hayır. Satılık bir daire varmış sizin apartmanda. Eniştem öğren şunu dedi. Yok öyle bir şey. Kim uydurmuş? Şükrü Beylerinki olmasın bu Sedatların oturduğu. Hah, o işte tamam. Satılık değil orası. Adam tazelemiş bir yıllık mukavelesini, oturuyor. Nasıl çıkartır? O kolay. Hele bir alsın da iki protesto tamam. Satacak evladım Şükrü Bey. Dün bana da söyledi. 150.000 mark istiyormuş. Çüş. Ne bu be? Şaşırmış mı? Ha ya. Hadi alsın bakalım enişten. Parası yeterse. Hadi buyur. Ana. 4,5 milyardan fazla. O paraya deniz manzaralısı bulunur bunun be. Günaydın. Efendim günaydın.
Yürüyüşe mi? Çıktım bakalım. Dolaşacağım biraz. Dikiş dikiş sıkıldım. Alışık değilim ben böyle çalışmaya. Ağır geldi. İyi gelir efendim, iyi gelir. Dolaşmak lazım ara sıra. Hava da güzel. Dolaşırım. Benim adım Cemil. Dikiş dikmeye gelmedim ben bu dünyaya. Yengenin haberi var mı gittiğinden? Kimseden izin almam ben. Benim adım Cemil. Anladı mı? İçmeye gidiyor. Eyvah eyvah. Tuttu yine krizi. Sevim Hanım'a haber mi verseydik acaba? İskici. Buyur teyze. Ne verirsin buna evladım? Bakayım. Çıldırdınız mı efendim siz? Yepyeni pardüşüyü nasıl satarsınız? Allah Allah. Sen de bakacaksın ha? Yok efendim, alacağımdan değil de. Sus sus. Atlayıverdin hemen. Vallahi bir daha böyle bir fırsatçılığını görürsen adamını attırmam bu kapıya. Ne veriyor evladım? Girin efendim içeriye siz de. Ne verecek soyguncu? Ayıp oluyor ama. Sus. Seni fırsatçı. Demek şurada olmasam. Yazık yazık. Siz de evde bir şey bırakmadınız efendim maşallah. Buyurun içeri. Yine kime bağırıyorsunuz efendim? Annenize efendim. Aa, çok ayıp. Koskoca kadına nasıl bağırırsınız öyle? Nasıl bağırmam efendim? Pardüsünü satıyor bugün de. Eski kızım baksana, partal giyilmez ki artık. Ben giyiyorum efendim. Bir şikayetim yok. Ayla Hanım, annenize sahip olun, biraz çıldırdı. Evde ne bulursa satıyor. Çamaşır yıkıyorum efendim, görüyorsunuz. Balkonda iki saat ona buna laf yetiştireceğinize siz sahip olun biraz da. Vallahi aklımı bozacağım. Yatıracaksınız beni tımarhaneye. Hangi birinizle uğraşayım efendim? Kadın neredeyse bizi de satacak eskiciye. Ayla, ne söylüyor kocan öyle kaşlarını kaldıra kaldıra? Satılık değil o pardüsü anneciğim, onu söylüyor. Giyiyor daha Sabri Bey. Hah. Alın efendim, saklayın şöyle sandıklardan birinin dibine, bulamasın. Bak bak, hala gözü üstünde. Leğmeyen bir şeyler alırdık hiç olmazsa kızım, bir şey yarasın. O adam eskici değil anneciğim. Koyayım da dolaba şimdilik. O hurdacı, hurdacı. Aferin kızım, babana çekmişsin. Rahmetli de böyleydi. Evde eski eşya tutmazdı, fakire fukaraya verirdi. Biz de vere vere Eminönü Camii'nin önünde el açacağız muhterem. Sonumuz o büyük hanımın sayesinde. Enişten vermez o parayı aslanım. Hayal, telaşlanma boşuna. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Ne oldu Ford Porter? Düşmüşsün yine el arabasına. Hava atıyordun buralarda. Yakında o da olacak inşallah. Biriktiriyoruz. Allah büyük. Hurda, bakır, demir, eskiler alırım, eskici. Hadi bakayım, tepersin tabanları işte böyle. Boyunu göreyim. Yürü! Cafer, yengeç mi o? Ha, yengeç. Geldi, canımı sıktı, gitti yine. Ne oldu? Ne olacak? Yengeç. Hemen duymuşlar Şükrü Beylerin apartmanı satacağını. Aa, boyu devrilesici. Babamlara mı bakıyor yoksa? Tabii canım. Bak, nereden nereye? Sultanın işidir, çirkef. Çıkacak başımıza hanımefendilik taslayacak. He. Hey Allah'ım, kurtarmadın bizi şu kapıcılıktan. Kötülerin elinde kaldık. Cafer! Buyur Sevim Hanım. Cemil'i gördünüz mü? Az önce gitti. Gitti mi, nereye? Bilmem. Dikişten sıkıldım, gezeceğim biraz dedi. Eyvah eyvah. İki dakika banyoya girdim, fırsattan istifade kaçmış. Anam. Nereye gider bu? Anam, kaçtı. İçmeye gitmesin yine. Kaçtı kaçtı. Elinde bir de poşet vardı yenge. Poşet mi? Gömlek mömlek de aldı gitti bu, eyvah. Galiba. İçini görmedim ama. Kaçtı o zaman. Nereye gidecek Gül? Ne olmuş? Baykuş Sevim Hanım'a haber vermeden gitmiş evden. Gömlek falan da almış yanına. Belliydi gidişinden ay yaşın. Siz nereye, yürüyüşe mi? Hmm, otur otur, sıkıldım ben de evde. Biraz bakınacağım. Buyurun, iyi günler. Ayrılmayın bir yere. Buradayız canım, nereye gideceğiz? Bugün de evde sıkılan başını alıp gidiyor Gül.
Gözünü aç aslanım. Öyle babana filan güvenme bu meslekte. Kimseye güvendiğimiz yok Yusuf abi. Hah öyle işte. Babanın bastonu, eniştenin fiyakası. Çökmez burada. Toplarım bizim hemşerileri kapıya. Hadi gelsinler bakalım. Hayatlarını söndürürüm vallahi. Tamam Yusuf abi, bir şey demedik. O kadar. Herkes sermayesi kadar konuşsun. Çocuk yuvası açmadık burada. Bir daha öyle hareketinizi görmeyin. Merhaba. Buyurun beyefendi, merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk evladım. Şu bizim hesabı çıkarır mısınız? Çıkaralım beyefendi. Ödeyecek misiniz? Hayır, şimdi üstümde yok da merak ettim. Rakamlar pek uçmaya başladı son günlerde. Biz uçurmuyoruz beyefendi. Böyle maalesef. Her gün zam üstüne zam. Biz ne yapalım beyefendi? Bizim kazancımız değişmiyor ama. Hadi çıkar şunu, çıkar da görelim. Baştakilere söyleyeyim beyefendi. Biz kaça alıyorsak o fiyata satıyoruz. Ha, o fiyata. Külahımı anlat sen onu. Daha zam haberi çıkar çıkmaz etiketler değişiyor. Günü gününe mi alıyorsun sen bu malı be adam? Biz öyle esnaf değiliz beyefendi. O nasıl söz? Yalan mı? Hepiniz aynısınız. Hadi devam et, çıkar çıkar şu hesabı. Yoo, o kadar uzun boylu değil beyefendi. Müşterisen müşterini bil. Bela mısın başıma? Ben namusuma laf söyletmem, tamam mı? Ne yapıyorsun Yusuf abi? Bırak! Soyguncu, bıçak çekiyor, ne yapacak? Sensin soyguncu. Yapmıyorum bundan sonra senden alışveriş. Yapma. Çıkar gönder hesabımı. Adamsan peşin öde hadi. Bırak Yusuf abi. Ne tatlı değil mi Dilek? Harika tertip. Senin elinden tadıyorum bu yıl. Afiyet olsun yemene bak. Ben sana daha ne erikler olurum. Sağ ol da tertip. Bir şeyler duydum. Ne duydun? Eğer doğruysa çok ayıp tertip. Ne yapmışım Dilek? Nişan taktık falan demişsin orada burada. Kimle kim? Senle ben. Kim olacak? Yemeğe gelmiştim ya o gece size. Vallahi ben öyle bir şey söylemedim. Aslına bir tane. Yemin etme tertip, söylemişsin biliyorum. Kim söyledi? Tertip. İçeride sor istersen. Adi yalancı. Kırmazsam şimdi ağzını burnunu. Hayır tertip, bir dakika bak. Dur tertip. Baban içeride. Çık ortaya adi. Kıracağım ağzını burnunu. Şimdi göstereceğim sana. Çık ortaya. Çık. Ne bağırıyorsun Tumkov? Bana bağırıyor amca. Sana evet adi. Gel buraya. Şişireceğim şimdi gözünü. Bak ne yapıyor amca. Al. Rahat dur. Ben şişiririm şimdi senin gözünü. O ne biçim hareketler? İftira atıyor baba kıskançlıktan. Al. Ne iftirası? Vallahi billahi ben bir şey söylemedim amca. Sus. Yemin etme, yemin yok. Adi. Ben söyleyebilir miyim Davut Usta izin verirse? Söyle kızım, buyur. O akşam size yemeğe geldim ya. Nişanlandık Dilek'le diye herkese söylemiş. Tüh. Yalan baba. Bunun uydurması. Söylemedim vallahi öyle bir şey. Sus. Ahlaksız sapık. Söyledi vallahi amca. Sus sen de. Dedikoducu ahlaksız. Eşek kadar herifler, utanmıyor musunuz? Özür dilerim. Canınızı sıktım ama Davut Usta. Söylemek zorundaydım bunu. Tabii kızım tabii, yettin. Ben özür dilerim. İcabına bakarım ben bu terbiyesizlerin. Bakma bana öyle. Adi. Bak hala konuşuyor. Yahu bela mısınız siz benim başıma? Hiç mi utanmıyorsunuz? Komşu kızına öyle şeyler yakıştırılır mı? Nişanlı kız. Nişanı atmış diyorlar amca. Sus. Sana bir şey soran oldu mu? Patlatırım ha. Kadı gibi dedikoduya başladınız be. O yapıyor dedikoduyu baba. Kes. Birbirinize şikayet yok. Almanlar gibi. Bak bize neden kahraman millet diyorlar. Özü sözü bir. Vurdu mu dünyayı inletir. Orada demir bakır eskiler alırım. Baba Hüseyin amca geliyor. Gelsin. Kesme sözümü. Kesmesene amcamın sözünü. Merhaba ustam. Merhaba gözüm, buyur. Ne o ustam, teftiş mi var? Çekmişsin yine delikanlıları karşına. Rahat durmuyorlar ki gözüm. Laf çıkarmışlar şu yandaki kızı bununla nişanladık diye. O da olacak inşallah ustam. Ne var bunda? Çocuklar genç, kanları kaynıyor, kanları. Oo tertibim, erik mi aldın sulu sulu? Ver şundan da bir siftah yapalım. Buyur amca. Bana da ver, canım çekti.
Tuz getir bakayım oradan hayırsız. Getireyim amca. Erik de erikmiş ha. Papaz derler bunu hakiki. Gelmiş hakikaten. Eskiye rağbet kalmamış ustam. Görüyor musun arabanın içini? Kimse şunu yaptırayım da kullanayım demiyor. Kaldırıp atıyor malını. Sağ olasın tertibim. Orta halliler yenilik peşinde ustam. Zenginler de şimdi bir merak eski topluyor. Allah Allah. Ya şu kadarcık bir pirinç kapı kulpu dünyanın parası. Antikacı dükkanı açmalı vallahi. Boşalıyor mu şu yan taraf? Halt! Biz de yiyeceğiz Hüseyin amca. Hastayı röntgene götür. Hayrola Cemil Bey? Seni bekliyorum. Neredesin? Nerede olacağım? Hastalarımı ziyaret ettim. Geldim işte. Seninle konuşmamız lazım. Konuşalım, buyur. Önemli kararlar aldım. Hadi bakalım. Buyur otur. Sağ ol. Evet, dinliyorum. Yapamayacağım. Her an içebilirim. Yatır beni. Olur. Kesin kararlı mısın? Kesin. Benim adım Cemil. Bilirim. Yatır beni. İğne, hap, uyuşturucu, ne varsa versinler. Uyuşturucu mu? Sen burayı ne sandın? Anla işte. Durumum kötü. Sizin güzel haplarınız var. İnsanın canı hiç içki istemiyor. Tamam mı? Tamam. Siz eve iş almıştınız hani. Yardım ediyordun Sevim Hanım'a. Ne olacak şimdi? Fenalık geldi dikişten. Ben öyle terzi yamaklı yapacak adam değilim. Entelektüel adamım ben. Yatır beni. Bir an önce sağlığıma kavuşup kitaplarımı yazmak istiyorum. Sevim Hanım'ın haberi var mı buraya geldiğinden? Yok, kaçtım. Aldım bir gömlek, bir pijama. Oldu mu bu şimdi Cemil Bey? Merak etmiştir kadın. Oldu. Benim adım Cemil. Olmaz, arayalım. Kaçtı sizin telefon? Bırak. Kaçtı, unuttum şimdi. 330 çift 0. Bırak numarayı hadi. Unutmuş. Vallahi unuttum. Beynim sulandı. İyi değilim diyorum sana. 333 çift 0. Neyse bırak. Ben muayenehaneyi arayayım da Gülsüm haber versin. Karıştırma ortalığı şimdi. Hastaneye yatayım, ondan sonra ararsın. Hatırladım. 332. Ayıp. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Şimdi de 32 oldu. Çalıyor. Nerede bu kız? Çok farklı, dinamik ve soluklu bir oyun. Aferin kızım. Hadi sen otur. Ya baba, gördün mü? Kızınla gurur duymalısın. Ben kızımla her zaman gurur duyuyorum. Kim yazmış bunu? Nihat Sevin. Ya önemli biri mi? Bize göre önemli tabii. Devam et. Daha ne övgüler. Sahnelerimizde alışılagelmişin dışında bir yorumla sergilenen bu oyunu. Hakikaten övgü yazısı. Ya. Nazan neredesin? Geldim. Gel. Okudun mu sen bu oyun eleştirisini? Okudum ya, çok hoş. Bizim izlerken pek anlayamadığımız ayrıntıların da altını çiziyor. Canım kızım. Amcam okusun bunu amcam. Çok anlar. Paradan başka bir şeyden anlamaz o. O iş adamı arkadaşlarına da okutmalı bunu. Hani var ya sanat dostları. Menkul değerler, borsa uzmanı. Bırak şimdi amcanı kızım. Şurada güzel şeyler konuşuyoruz, canımı sıkma. Baba özür dilerim. İşine karışmak istemem ama sen bu işi uzattın. Uzattın mı? Evet. Bak sana bundan sonra olacakları söyleyeyim. Ezberledik artık. Söyle bakalım. Her zamanki gibi dedem aranıza girecek. Kulaklarınızı çekecek. Bilge kızdırma babanı. Öyle ama anne. Bırak devam etsin. Evet. Hamasi birkaç cümle.
Sonra? Bitti. O kadar. Hadi bakalım, görüşürüz. Ne oluyor Şükrücüğüm, bahse girer gibi. Öyle Nazancığım, öyle. Bugüne kadar hep böyle oldu. Haklı. Ama... Evde mi oturacaksınız bütün gün siz? Ne var, arkadaşlarım gelecek yoksa? Yo, onun için söylemedim. Çıkın biraz sinema. Ne dersin Nazan? Vallahi iyi olur. Hadi o zaman. Hadi baba, oturma böyle emekliler gibi. Hadi. Aa, nerede bu Cemil? Sus be sen de. Herkesin canı sıkkın. Dikişten mi sıkıldı acaba Sevim Hanım? Ah, keşke almasaydım şu işi. Sıkıldı sıkıldı. Gelir efendim, gelir. Telaşlanmayın. Yok yok, bu gidiş öyle gidiş değil şekerim. Gömlek almış, pijama almış. İçmeye gitti o, içmeye. Belliydi halinden. Ah, bir delilik yapmasın da. İçer içer atıverir kendini köprüden. Ah, Allah göstermesin genç adam. Ah, nereye gitti bu Cemil? Sus be geveze. Vallahi atarım kömürlüğe şimdi seni. Zaten canımız sıkkın. Taklidimizi yapıyor, çenesi düşük. Sevim Hanım, polise mi bildirsek? Şimdi ben de evhamlandım. Siz köprü falan deyince. Bilmem ki. Ya Allah göstermesin. Ah Cemil, ah. Arayalım isterseniz polis imdatı. Ah Cemil, ah. Ah Cemil, ah. Sevim Hanım, Sevim Hanım. Ne var? Cemil abi hastaneye gitmiş Türkan Hanım'a. Oh, çok of. Şükür. Ah. Şimdi telefon etti. Merak etmesin, yanımda dedi. Hastaneye yatıracakmış. Oh, aman neyse. Gözünüz aydın. Sağ olun. Ondan aldı demek gömleği, pijamayı. Onun adı Cemil. Oh, çok şükür, çok şükür. Kendisi mi istemiş? Kendisi, kendisi. İkiye kadar gelsin dedi Türkan abla. Hadi gideyim bari. Ha, bir su içirelim bari size efendim. Evet efendim, korktunuz. Vakit var. Buyurun, bize nefes alın 2 dakika. Allah razı olsun. Aa, nerede bu Cemil? Ne oldu efendim, merak ettim. Buldunuz mu Cemil Bey'i? Bulundum adam, çok şükür. Ah çok şükür. Neredeymiş? Hastaneye gitmiş efendim. Türkan Hanım'ın yanına yatmak üzere. Pek konuşacak hali yok kadıncağızın. Haberi duyunca bayılacak gibi oldu. Ayla Hanım bir bardak su lütfen. Veriyorum efendim hemen. Bir kaşık da şeker koyun efendim. İyi gelir. Ah çok şükür. Buyurun. Oh çok şükür, çok şükür. Sus be. Bayılıyor kadın. Buyurun. Ayla Hanım duydunuz mu? Bir kaşık da şeker. Duydum efendim, koyuyorum. Zahmet oluyor şekerim. Zahmet mi olur efendim? Komşuyuz şurada. Üzülmeyin artık Sevim Hanım, bulundu ya. Çok şükür. Hanginizin kocası evden kaçtı kızım? Benimki işinde efendim. Kaçan maçan yok efendim. Bulundu, bulundu. Sevim Hanım buyurun. Sağ ol. Ah Cemil, ah. İçin için hepsine efendim. Afiyet olsun Sevim Hanım. Az heyecan atlatmadınız. Bitirdi bu adam beni, bitirdi. Allah kahretsin. Geçimsizlikten mi kaçtı kocan evden kızım? Hayır efendim, kaçan yok. Benim koca işinde. Kaçan yok anneciğim. Tedavi için hastaneye gitmiş, hastaneye. Başladı yine maşallah herkesi birbirine karıştırmaya. Ölmüşlerinizin canına değsin. Afiyet olsun. Nasıl şimdi? Biraz daha iyisiniz inşallah. Hı hı. Erkek de evden mi kaçarmış? Allah Allah. Duyuyor musun Rüknettin? Ne günlere kaldık. Duyuyordur efendim. Anlatın, anlatın. Tövbe yarabbi, tövbe estağfurullah. Kavga mı ettiniz kocanla kızım? Hayır efendim. Benimki dükkanda. Kavga falan yok. Yazık ya. Gelmiyor ha. Sen ona abilik yapmışsın Şevketciğim. Abilikten de öte. İnsana babası yapmaz vallahi. İşini ortak etmişsin. Genel müdürlük payesi vermişsin. Nasıl anlamaz bir insan bunun kıymetini? Anlamaz. Benim kardeşim biraz dangalaktır da. Estağfurullah ama. Öyle öyle öyle. Yazık yazık. Kendisi bilir. Şevketciğim. Hı. Benim de başımda öyle bir dert var ki sorma. Hayrola? Nimet. Şimdi de kıskançlık krizleri geçirmeye başladı. Nereye gidiyorsun? Kiminle buluştun? Üstümü koklamalar. Allah Allah.
Bir şeyden mi şüphelendi acaba? Neden şüphelenecek Azizim? Unumuzu eledik, eleğimizi astık. Yahu ben çapkınlık yapacak yaşta mıyım artık? Niye canım, maşallahınız var. Eksik olma Şevketciğim. O senin teveccühün. Kim bakar artık bize? Ah, bakar bakar. Kadınlar olgun erkeklerin peşinde. Var mı sende de bir şeyler? Yok canım. Nerede olacak bizim? Vardır, vardır. Gel. Gel. Gel Abbas. Ne yapıyor Ergun? Ne yapsın affedersin, işine bakıyor. Baksın baksın. Ortalığı karıştırdı. Ne oldu? Bulabildi mi bir iş? Ne bilirim ben affedersin, kendine sorsana. Kayası mıyım müdürümün? Adam bizim yüzümüze bile bakmıyor, farkında mısın? Tamam, bitti bu iş. Şükrü Bey'i özledim. Ben de gidelim, bir akşam emin olursun. Gidelim valla. Haysiyet sahibi adam bunun yanında bir dakika durmaz. Ah, bir iş bulabilsem. Çok zor Ergun Bey. Zor kızım, zor. Ne konuşulur Abbas? Boyu devrilesice. Patronumun bir şey konuştuğu yok müdürüm affedersin. Tahta baş cıvık cıvık laflar ediyor. Eder. Meydanı boş buldu tabii. Konuşturmasın patronunu da. Ah Şükrü Bey olsaydı ağzını mı açabilirdi? Şeytan diyor, sık gırtlağını affedersin. Patronum olmasa? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Raşit burada mı? Burada Nimet Hanım, odada. Kim var yanında? Şevket Bey. Çıldırmış kadın kıskançlıktan Azizim. Nereye gitsen peşimde. Pardon. Oo, Nimet Hanım buyurun, hoş geldiniz. Özel mi konuşuyordunuz? Özel ne konuşacağız Nimetçim, buyur. Olur ya, niye haber vermeden çıkıyorsun sen evden? Söyledim ya Nimet. Öyle yarım ağız değil. Nereye gittiğini ben bileceğim. Azın sen son günlerde. Görüyor musun Şevketçim? Nimet Hanım buyurun, oturun şöyle. Teşekkür ederim. Şikayete geldim size bunu Şevket Bey. Ne var Nimet Hanım? Hayrola? Aldatıyor beni bu adam. Anlamadım. Evet. Hem de Natasha mı ne diyorlar? İşte onlarla. Nimet, ben o kadar düşmedim. Dikkat et sözlerine. Sen dikkat et hareketlerine bundan sonra. Pis çapkın. Nimet çok ayıp. 30 yıllık meslek hayatıma, siyasi kariyerime böyle leke sürdürmem ben. Gerçi gençliğimde Kazanova Raşit derlerdi, çapkındım ama... Sus, seks düşkünü sapık. İnşallah AIDS kaparsın da sürüne sürüne geberirsin. Kavga var içeride. Bırak müdürüm affedersin, Allah'larından bulsunlar. Aa, Bülent, niye döndünüz? Döndük, satamıyoruz. Vah babam vah. Herkes okumuş kurban. Ne okumuş Seyit abi? Kimsenin okuduğu yok. Ne bileyim kurban. Aklımın erinden değil. Cahillik. Üzülme babam. Allah çalışanı sever. Ya siz bırak kitap işini evladım. Başka iş yapın. İş porta. İş porta mı? Evet. Ne var kızım bunda? Ben bile düşünüyorum valla. Bir arabası, tarak, fırça, ayakkabı boyası. Yaparız kurban. Ayıp mı? Ne ayıbı babam? İş olsun da. Bülent. Tencereyi para bırakıyormuş. Ben bittim, yok. Vah benim sarı kararyam. Ligde de bittik, ne olacak böyle? Ne bileyim Ergun abi, yıldım vallahi. Yılma babam, gençsin. Eşek gibi okuyacaklar. Okumayıp da ne yapacaklar affedersin. Ha kurban, sen emret. Şuraya çıkılacak şuraya. Buraya inilecek buraya. İş olsun okusunlar da Seyit Efendi taşır. Hı hı. Biraz daha beklese miydik hanım? Pat diye gelirler vallahi. Gelmez onlar. Otur. Keşke gitseydik evimize. Yakışık almaz hanım. Kaçar gibi. İkiye yakın oturduk. Yarın söyler gideriz. Bekliyorlar zaten. Geç bile kaldık. İnsan bir telefon etmez mi? Şuradayız, buradayız, şu saatte geleceğiz. Beklemeyin. Canları sağ olsun. Hadi afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Kimseden bir şey bekleme Leyla. Beklediğim bir şey yok. Biz bize yeteriz. Ha, şöyle işte o kadar. Hmm.
güzel söylüyor kadın. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fatime'nin düğününde halay çekelim. Hop. Bak 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 bak. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Kızlarımın düğünde inşallah. İnşallah. Kaderleri iyi olsun da. Doktor olacak benim kızlarım, doktor. Apartmanların hep üst katlarında oturacaklar. Hazan Hanım teyzeleri gibi. Hayatımız bodrumlarda, kömürlüklerde geçti. Öldüm bugün, öldüm. Ben de güldüm. Canımı çıkarttı bu apartman. Belim, omuzlarım. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Ululu. Döndü mü Sevim Hanım hastaneden? Döndü. Yatırmış baykuşu. Onun da kaderi. Hangi birine yetişecek fikir? Bu ne şimdi? Eğer Sabri Bey'se indiririm şimdi gözüne bir yumruka. Çekemem akşam vakti. Yemek yiyoruz şurada. Babacığım. İyi akşamlar. Aa, buyurun baba. Yok, girmeyelim. Yemek mi yiyordunuz? Olsun canım. Yok yok, girmem zaten. Hep baba baba. Anne mi diyelim Sultan Hanım? Eve bakmaya geldik, oturmaya değil. Hangi eve babacığım? Sedat Beylerin oturduğu. Bu saatte? Ne varmış bu saatte? Şöyle bir bakacağız. Satılık değil o babacığım. Satılıkmış, biz öğrendik. Zora koşuyorlar bize akılları sıra Halil Bey, anlamıyor musun? Ben dedim sana, kendimiz bakalım. Git bak o zaman. Bakarız. Hadi Halil Bey, sizi zaten adam yerine koyup da soranda kabahat. Ağzını topla Sultan Hanım. Kapıcıyı yanımıza almadan gidemeyiz Sultanım. Yürü iblis. Herkesin yemek saati babacığım. Ayıp olur şimdi. Sana yürü dedim, kırarım boynuzunu. Hadi şunun bize. Bırakın adamı, yemeğini yesin canım. Aa, kapıcıysa esir mi oldu size? Kapıcıysa kapıcılığına bilsin. Bu da bir hizmet. Babaya hizmet, babaya. Yürü. Rakına buz ister misin Sedatcığım? İsterim hayatım. Tak, iki adet. Merci. Afiyet olsun. Aslıcığım otur sen de kızım. Canım kızım, Londra'da okutacak babası onu. Söz mü baba? Söz yavrucuğum, tak tak. Yılda 30.000 pound. Hadi inşallah. Vallahi yorulmuşum Sedat. Sabahtan akşama kadar bankada. Söylüyorum sana hayatım, tak bas istifayı. Al emekliliğini. Biz öyle maaşa talim edecek durumda insanlar mıyız artık? Dinlemiyorsun ki. Düşünüyorum vallahi Sedat. Düşünme hiç sevgilim, tak. Bak artık işleri tamamen kocana bıraktı Yavuz abi. Ne bileyim sevgilim, korkuyorum. Bir aksilik olmaz inşallah. Ne aksiliği olacak Serpilciğim? Hesabımız ortada, tak tak. İşlerimiz çiçek gibi. Yüklüyoruz malımızı, tak parası peşin. Tak tak da yavrum Sedatcığım. Yarın bir gün bir anlaşamazsanız, ayrılırsanız. Ne bileyim, Yavuz Bey güç adam. Hiçbir güçlüğü yok adamın sevgilim. Şeker gibi. Şimdi kadını da buldu, melek. Yine o kadın mı baba? Karışma sen evladım. O kadın bu kadın. Sen yemeğini ye. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz canımın işleri. Tak, yaparsak birikimimizi şu sıralarda yaparız. Para akıyor. Hadi sağlığınıza. Afiyet olsun. Ben de onu diyorum işte Sedatcığım. Ev, arsa ne bulursak kapatalım akarken. Para piyasasının kitabını yutmuş senin kocan Serpilciğim. Tak, vizyon sahibi. Ekonomik olayları geniş bir perspektif içinde süzerek. Canım, canım. Önce şu evden başlayalım Sedat. Konuşalım Şükrü Beylerle. Buna gelene kadar ne evler var Serpilciğim? Tak, ver peşin parayı. 2 milyar, 3 milyar. İnletirsin kapında. Kim acaba? Cafer'dir. Ukala Sabri para toplatıyorsa. Aç bakalım kızım. Yavuz Bey olmasın? Hayatta gelmez. Baban evde mi kızım? Baba. Aa, ne bu be? Hayrola Halil Efendi? Hayırlı bir iş için geldik beyefendi. Eve bakacağız müsaade ederseniz şöyle. Eve mi? Ha. Şöyle kapıdan da olur beyefendi. Geniş mi şey o? Çift mi tuvaleti? Satın mı alacaksınız burayı yoksa? Düşünüyoruz beyefendi, kısmetse. Şükrü Bey satıldık demiş de. Allah Allah, niye bizim haberimiz yok?
İki yatak odası mı var? Bir dakika kardeşim, yemek yiyoruz burada. Özür dilerim. Söyledim ama size, insanlar yemek baktı bak. Şöyle kapıdan baktık, ne var bunda? Ha, yedik sanki. Hadi çıkın dışarı, göstermiyorum hep falan size. Bu ne terbiyesizlik be? Çıkın hadi. Aa, kovuyor bizi resmen adam. Gel Halil Bey, gel. Kovuyorum evet, hadi yalan. Söyledim ama Sultan Hanım size, kovar, haklı. İyi akşamlar. Konuşma fazla, iblis kırarım boynuzunu. Yüzsüzler. İyi be, akşam vakti kasıla kasıla gelmişler, hale bak. Yürü Halil Bey, göstermezlerse göstermesinler. Biz de ev sahibiyle konuşuruz en iyisi. Yürü Halil Bey. Allah Allah, nedir bu başımıza gelen kardeşim? Ay Sedat, sahiden satıyor mu acaba? Felaket. Ayıp ama Şükrü abinin de yaptığı. Bizim ne haberimiz yok? Belki biz alacağız. Alalım Sedat. Yürü. Şunlar konuşup işi bitirmeden. Anne, Almanya işi ciddi mi? Oğlum babam burada, sorsana ona. Pardon baba. Düşünüyoruz bakalım. Ben öyle bir şey düşünmüyorum Şükrücüğüm. Benim adıma konuşma. Peki, özür dilerim. Ben düşünüyorum oğlum. Tamam, gerginlik yaratmayalım. Ablam Aydın abiyle mi çıktı? Çıktı dedim ya oğlum. Baba, ne oluyor peki sokağa çıkma yasağı? Üşütmesin. Annen izin verdi oğlum. Ona sor. Tamam, bir şey sormadım. Aç bakalım. Açıyorum sahip. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Babanlar evde mi? Buradayız Cafer, ne var? Efendim özür dilerim, rahatsız ediyorum. Kayınbabamlar burada. Sizinle görüşmek istiyorlar da biraz. Buyursunlar. Ne görüşecekler bu saatte? Selamun aleyküm beyefendi. Sizin evi görmek istedik de göstermedi kiracınız. Ne tuhaf insanlar. Kapıya gelen insan kovulur mu ayol? Alacağız, bir görelim dedik ama. Bir dakika, bir dakika efendim, ne alıyorsunuz? Sizin şu Sedat Beylerin oturduğu daireyi beyefendi. Fiyatta anlaşırsak. Anne, evi mi satıyoruz? Yok canım, nereden çıktı? Satılık değil orası. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aşk olsun sana Şükrü abi. Evi satışa çıkarıyorsun, bizim haberimiz yok. Vallahi ben de şok oldum. Nasıl olur? Bize satın, biz alalım. Satmıyoruz. Satmıyoruz Serpil Hanım. Yani kızgınlıkla öyle söylenmiş bir laf. Aa, parasıyla değil mi ayol? Biz beğendik, alacağız. Konuşsana sen de Halil Bey. Talibiz beyefendi. Peşin para. Fiyatta anlaşalım. Aa, çekin şöyle bakayım. Dağdan gelmiş bağdakini kovuyor. Biz kiracıyız. Öncelik bize ait değil mi? Hiç yakıştıramadım sana Halil Efendi. Yani bu senin yaptığın fırsatçılık. Bakın Sedat, biz o evi satmıyoruz. Duymuyor musunuz? Biz de talip istiyoruz. Evet beyefendi. Mark istiyorsanız mark. Hemen kaporamızı verebiliriz. Yahu satmıyoruz diyor insanlar. Sık boğaz etmesenize. Duymuyor musunuz? Şükrü abi bak, yarın sabah veririm paranı. Tak, tamam mı? Allah Allah. Kimse bizi dinlemiyor. Sen çekil şöyle. Bizim 100.000 markımız hazır. Bizim de hazır beyefendi. Evet, bizim de hazır. Hem de peşin. Bir dakika Serpil'cim. Bak sen kocana bırak pazarlığı. Buyur. Bizde pazarlık yok beyefendi. Peşin. Satılık evimiz yok efendim. Duymadınız mı? Satmıyoruz. Satmıyoruz. Babam sonra düşündü. Satsaydık keşke Nazan dedi. Tüh, bir daha o parayı vermezler. Ara sıra da olsa para konuşmak iyi oluyor.